günün son tadımı ve puanlaması için Fevziye Hanım'ı davet ediyorum. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Fevziye Hanımcığım, buyurunuz, buyurunuz. Bak. Aman sizde o letafet, zerafet. Ha? Bakalım gelinini bulabilecek misin? Bakalım. Hemen tadıma geçelim istiyorum. Tamam. Bir numaralı tabağımızı şöyle kaldıralım. Patlıcanı biraz pişmemiş gibi ama geri kalan tadı güzel. Patlıcanda bir sertlik var. Tam pişmemiş ama... Tadı güzel. Sadece patlıcanı sert buldun. Evet. Diğer taraf tamam mı? Hepsi güzel. Buyurunuz. Şöyle tutalım. Açalım. Bu da hamur gibi olmuş, iyice pişmiş. Patlıcanı. Alırken bile dağıldı farkındaysanız. Tuzsuz. Tuzsuz. Tuzsuz, tuzu yok. Peki büyüklükleri, hani doğrama şekli, kaşar peynirin dağılımı? Kaşar peyniri sanki böyle de az gibi geldi bana. Az gibi geldi. Evet, fazla güzel değil. Kaşar yayılmamış mı üzerine? Yayılmamış. Baharat, tuz, tat? Tuzsuz. Ki ben tuzsuz yediğim halde bu bana tuzsuz geldi. Ne diyorsun? Evet. Peki üçüncü tabağımızı açalım. Bu hafif acı olur. Hafif acı. Evet. Sever hafif misin acı. Hafif acı? Ben çok acı da yerim. Çok acı sever misin? Severim. Patlıcanı pişmiş mi? Pişmiş. Patlıcanı da pişmiş. Hani iç malzemesinin kıvamı, kesim şekli. Şimdi bakıyorum onlara, bakıyorum. İncele, şimdi. İyice incele. Şöyle bir bak. Evet. Çok iyi düşün çünkü hayatım. Evet, evet. Farkındayım. Esini bulman lazım. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Ne yapalım şimdi? Hani belki gönlü olur, mutlu olur. İnşallah buluruz. Geçelim diğer tabağa. Öbürüne geçelim. Peki son bunun tabağımızdayız. Küçük küçük kesmiş, kesmeleri de güzel. Yani küçük kesmiş, o biraz daha iri. Bu daha iri. Evet. Bu daha küçük, senin için makbul yani küçük olması. Yani biraz. Peki buyurun açalım. Tadı güzel. Rengi yok ama tadı falan güzel. Tadı görünüşü güzel. De güzel. Beğendim yani. Bir rengi. Bir rengi açık. Bir rengi açık. Geri kalan hepsi güzel. Yani pek gözüne hitap etmedi ama damağına hitap etti. Evet. Evet. Peki şöyle kafanda tasarladın. Puanlara geçelim. Geçelim. Peki bir numaradan başlayalım. Bir numaralı tabağa kaç puan veriyorsun? 4 verdim. 4 verdin. Evet. 2 numaralı tabağımız kaç puan hak ediyor? 2 verdim ona. 3 numaralı tabağımız kaç puan alır senden? 1 ver. 1? Evet. Buna da 5 verdim. Lezzetinden dolayı. Lezzeti. Lezzeti. Sadece buna biraz açık renk dedin ama 5'i... O kadar, 5'i ona tabak hak ediyor. Evet. Peki. 4 nolu tabağda 5 puan verdi validemiz. Bakalım 5 puanı kim aldı? 1 puanı kim aldı? Evet, ikinci tabağımıza 2 puan vermişti. Fevziye Hanım, 2 puanı hangi gelinimize verdi? Fevziye Hanım, 2 puanı hangi geline verdi? Fevziye Hanım'dan 2 puan alan gelinimiz, açıyoruz. Açıyoruz ve buyurun açalım Fevziye Hanım. Aysun. Aysun gelin Fevziye Hanım'dan 2 puan aldı. Fevziye teyze,
Seni çok severdim ama artık gözüme gerçekten hiç tatlı görünmüyorsun. Tatlılıkla işini götürmeye çalışıyorsun ama artık yeter. Fevziye teyze, yine tutturdun verdin ki. Ama bak ben daha öncesinde de söyledim sana. Sen o birinci tabaktakine patlıcanına ne dedin? Sert olmuş dedin değil mi? Biraz sert dedim. Biraz sert dedin. Benim patlıcanıma da hamur gibi olmuş. Evet. Yani çok çatalak fazla. Aldığım zaman bile düştü. Ha, yani bu ne demek? Çok fazla pişmiş. Evet, çok fazla. Patlıcan dediğin çok fazla pişmezse lezzetli olmaz. Yenilmez de. Dağılmaması böyle tabiri caizse böyle bir kayış yok, gibi olur. Dağılmaması lazım. Hayır, dağılmaması lazım değil. Bu böyle bir tarif. Ayrıca da yani pişmemiş bir patlıcan zaten yenilmez. Hangi tarifte olur? Yenilmeyecek kadar değil ama. Anladım. Bak, yenilmeyecek kadar şunun değil. Şunun ayırdığını yapmaya çalışıyorum. Sen tam pişmemiş dediğin patlıcana 4 verip hamur gibi dediğin bir patlıcana 2 veriyorsun ya. O zaman buradan ne sonuç çıkıyor? Benim günlerdir bas bas bağırdığım, söylediğim sonuç çıkıyor. Sen kötü tabaklara yüksek puan veriyorsun, iyi seçiyorsun. 2 bir de bak 1 de değil. Akıllıca. 3 de değil, 4 de değil, 5 de değil. 2. Tabii. İkiyi nasıl tutturuyorsun ya? Gerçekten bravo sana, biliyor musun? Aysun kızım, sen şampiyon olmuşsun ama yemek yapmaya unutmuşsun. Eğer gelinini bulduysan... İnşallah bulmuşsundur. Kötü benim gelinim yapamıyor de itiraf et. De ki ben evet patlıcanı pişmemiş tabağa yüksek yok, kötü, puanlar verdim. Kötü olsa niye onu seçeyim? Ama, hangisi olduğunu bilmiyorum. Bak geçen yıl sana 5 verdim. Bilerek mi verdim bunu? Hayır. Ama siz niye kötüye gidip veriyorsunuz? Pişmemiş patlıcana puan mı verilir Fevziye teyze? Bak az pişmiş bak, dedim. Bak sen yemekten anlamayan bir kadın olsan o kadar gıdayı tek başına yapmazsın bir kere. Valla lezzetli pişmemiş buldum. Patlıcan mı her haklıdır, şey, tuzu, pişmiş patlıcan her şey mı yerinde. Haklıdır? Tuzu her şeyi yerinde. Bir tek patlıcan, bir puan da oradan kırdım. Ama bir patlıcanı kırdım. Bile pişirmeyen bir insan oradaki iç harcını lezzetli yapamaz bana göre. Bana lezzetli geldi. Ama gelemez ki çiğ patlıcan nasıl yapmış. Lezzetli gelebilir? Pişmiş patlıcan lezzetli gelmesi lazım size. Pişmemiş patlıcanı nasıl puan veriyorsunuz? Açıkça da söyleyebilirsiniz yani. Bu arada. Gelinimi buldum ya, bitti. Hani... Tahmin ettim. Gelinimi... İki tane daha az pişmiş. Kızım gelinimi nasıl bulacağım ben biliyor muyum? Şöyle, hayır. Şimdi normalde pişmiş bir yemeği sever ya herkes. Evet. Hani bu çiğ kalmış dediğin şey zaten tam lezzet almamıştır. Çünkü içine geçememiştir o ısı. Baharatı nasıl geçsin, tuzu nasıl geçsin? Bak patlıcanın yüzünden bir puan zaten kırdım. Her şeyi çok güzeldi diyorsun. Ama orada çok güzel taslaman bir tabak var. Sen gidip ona düşük puan veriyorsun. Bu yüzden de diyorum ki açıkça söyleyebilirsin. Benim taktiğim bu. Ben gelinimin burada yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Örnek olarak söylüyorum. Ya bunu söyle ki... Sen benim fikrimi nereden biliyorsun? Aşkım, kalkıyorsun bunun ya. Yorumunu yapıyorsun. Duruyorum. Hiç yanlış. Patlıcan sen 4 veriyorsan ama ben bunu söylerim. Valla benim gelinim kötü yemek yapmaz. Ben bir ay kaldım. Bir ay yemeklerini yedim biliyorum. Ayrılmasın orada, o zaman gelin. Orada ben. Siz yanlış söylüyorsunuz. Orada siz yanlış söylüyorsunuz Damla Hanım. Lütfen sözlerinize bir dikkat edin. Sen şu 4 puanı kime verdin? Ben ne bileyim. Ben ne bileyim ya. Bilsem bakardım ben ona ne veririm. 4 puan kime gitti? 4 puan iyi puan. Vallahi hiç tartışmayın, güzel bir puan. En iyi tabaklardan biri denebilir mi? 4 puan vermiş olduğu tabak için denebilir. 4 puan nefis bir puan. Fevziye Hanım 4 puanı hangi geline verdi? Kim çıksın istiyorsun? Valla ben hiçbirini ayırmıyorum. Aa. Çıkarsa çıksın, ne bileyim ben. Ya altın alacaksınız ya. Esin çıkarsa altın alırsa. Çıkarsa eyvallah. Ya sanki var ya Esin çıksın istemiyor gibi. Yok öyle bir şey yok. Hiçbiri için onu düşünmüyorum ha, gerçekten. Canım ne kadar iyi niyetlisiniz. Hiç gerçekten yani gözlerim diye. Fevziye Hanım'dan 4 puan alan gelin açıyoruz. Buyurun açalım Fevziye Hanım. 4 puan. Esin gelin. Ama
sevindin de. En azından 5 vereydi. 5 vereydi estetikleri düşüneceğini. Yağlarımı aldıracağım diyeceğini. Şuraya bir konsantre olsan az pişmiş diyorsun. Çok az yenilebilir diyorsun. 5'i bassana. Ya. Eve gideceğim. Çok az yenir. Bak nasıl benim söylediğim. Resmen böyle tasdikli belgeli sana geri iletti. Gördün mü? İletir. Evet. Ama doğru söylemişim. Kabul edin lütfen. Madem az pişmiş, bas peş. Bas peşi diyor kız. Az piştiğini gördün diyor, bas peş diyor aşkım. Hayır öyle demiyorum ya. Yanlış anlama. Bir tek patlıcanı az pişmiş, yenilebilir dedi. Beşi bas dedin ya, ben de onu diyorum. Ya işte en azından bari bulgul bari şey yap. Evet. Bak anneciğim, benim için 4 puanın önemi yok. Bana 5 vermen lazım. Konsantre olman gerekiyor. Hani oynuyorum şıkkıdı şıkkıdı yapacağına biraz tabakları olmayı... Ben konsantre oluyorum. Buraya olmuyor. İşte olman lazım. Yoksa diyorum ya gerçekten yolumuz kısa sürecek. Gitmememiz gerekiyor. Kızım ben bilsem direkt hepsini seçerim. Ne yapayım? Bundan sonra konsantre oluyorsun. En kötü tabağı veriyorsun. İyi daha neler canım. Tavuğumu falan çok beğendi. Aa bayıldı evet. Evet güzel dedi. Çiğliğine bayıldı mesela. Hiç de çiğ değil gayet güzel hiç kusura bakma. Sen kendi tabağına bak. Ben kendi tabağıma bakıyorum da muazzam duruyor. Fevziye teyzeciğim bak yöntem çok basit. 4 tabak arasında en kötüsüne vereceksin 5. Bu kadar. Gelin bulmak istiyorsan bunu yapacaksın. Bak ben sana rakipken bunu söylüyorum. Benim kötü yapmaz. Ama işte bak ortada. Bak kötüye verdin buldun. Senin için öyle. Bu da senin stratejin olsun bak. Kötüye verdin buldun gelini. Her zaman böyle yap tamam mı? Eğer ben bilseydim 5 verirdim. Ama bir tek sen verirsin işte gelini. Öyle bir şey ama var. Ama daha mı laf çarpıtmaması beş lazım? 5 vermiş ya 4 vermiş. Bence hiçbir farkı yok. Esin yine memnunsun sanki değil mi? 4 en azından. En bir azından falan değil. Gideri var. Gideri var. Evet. Arkadan itersek amcam. Peki... 5 puanı kime verdin hayatım? Dön bakayım, dön aşkım, dön. Bilemem. Gelelim 5 puana. 5 puanı hangi geline vermiş olabilir? Ayşenur mu aldı yoksa Damla mı aldı? Açıyoruz. Açıyoruz. Buyurun açalım Fevziye Hanım. Ayşenur gelin. Fevziye Hanım'dan 5 puan aldı. Haliyle 1 puan alan gelinimiz Damla gelin oldu. Fevziye teyzeciğim ya. Senin enerjin de benim enerjim çok yakın. Hemen gittin benim tabağımı buldun değil mi? Yani Fevziye teyze çok tatlısın. Gülüyoruz, oynuyoruz da Allah aşkına yani. Şu güzelim tabağımı nasıl bir veriyorsun ya? Doğru eşlerine bak hiçbir tabakta doğru eşlerine bile yorum yapmadın. Benim doğru eşlerime kadar yorum yaptın ya. Senin yüzünden ben bugün belki çeyreği kaybedeceğim. Niye böyle yapıyorsun Fevziye teyze? Geçen günleri kazandım bir seferde kaybet ne var yani? Damla, kayınvaliden bangır bangır bağırıyor şampiyon şampiyonsun diye. Ama yaptığın yemeğe bak. Yemek yapmayı unutmuşum. Ne olacak ama böyle? Tam pişmemiş. Böyle gül sayıyorum artık siz elenin diye yani. Tam pişmemiş dedim. Tamamen pişmemiş dememedi. Az pişmemiş. Tamam benim suçum ne o zaman? Lokum gibi bir patlıcan yaptıysam. Senin tabağında peki tamam patlıcanı savunuyorsun da başka hiçbir hata yok mu? Ne gibi bir hata olabilir? Yani mesela hani diyorsun ya her şeyini doğru yaşını vesairesini inceledi diye. Hata varsa gün sonunda zaten alacağımı alırım. Orası ayrı ondan da. Ondan bahsetmiyorum. Fark yaratıyor ya ister istemez tabaklarda. Tamam, ne kadar bir fark yaratıyor? Sen fark görebiliyor musun oradan? Ben buradan göremiyorum ama tabağın başından daha net görebilirim evet. Buradan böyle sen ne fark görüyorsun merak ettim. Baktığın zaman mesela daha kırmızı görünebilir. Evet çünkü diğer... en başta ben attım ya fırına Aysuncuğum. Ama böyle tamamen kaşarla kaplı değil. Ben kaşarın kırmızılığından bahsetmiyorum. Mesela hani domatesin kırmızılığından falan bahsediyorum yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tamam domatesle ilgili bir... Araştırıyor, bakıyor zaten neye puan verdiğini en başında. Tamam domatesle ilgili bir sorun varsa zaten gün sonunda bu konuşulur ve alırsam eksekimi alırım. Ben... Yanlış anlamışsam bir şeyleri. Evet. Ben şu an ama bu benim tabağımı savunmayacağım ya da tabağımın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Araştırıyor her şeyi diyorum ben de aynı şekilde. Bakıyor, didikliyor.
sonra pişmeyenlere puan veriyor. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Aynı şeyi söylüyorum seninle. Tamam, ben seninle. De onu söylüyorum. İşte oradan onu bahane ediyor. Benim tabağımdan başka bir şey bahane en ediyor. En beyaza 5 verdi mesela. Mesela. En beyaza 5 tamam, veriyor yani. Pişmemişe veriyor. Evet. Bundan sonra size göre mi yapalım? Ben anlamadım ki. Pişirmeyelim ya da beyaz yapalım, çiğ bırakalım. Büyük doğrayalım. Oldu o zaman. İşte o zaman yine puan gelmez. Ben sana söyleyeyim yani. Bu sefer 4 tane kötü tabak olursa hangi birine verecekler? İşte.